Bu eğitim filmimizde sizlere çok faydası olacağına inandığım bir özellik göstereceğim. Özellikle iki boyut çalışanların en büyük dertlerinden birisi çizimler yaparlar. Bu çizimlerde iki boyutlu çizimlerden bahsediyorum. Soyut yoksa e skeç olarak bahsettiğimiz. Skeç içerisindeki kapalı açık kontürleri bilmezler. Niye katıya dönmez, niye yüzey olmaz, niye saca dönüşmez bunları bilmezler. Biz bu eğitim filmi içerisinde bir skeci analiz etmeyi ve raporlamayı öğreneceğiz. Şimdi dikkat edin front plane'i seçiyorum ve dik bakıyorum. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Line komutunu alıyorum. Bunu açılı çizemedim. düz çizemedim. Horizontalı basıp yatay hale getiriyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve gelip şuralarda bir yerde bitiriyorum. Ölçü ikonunu aldım. Dedim ki burası 100 burası 150 şu mesafe 60 bu mesafeyi de 100 dedim. Sonra tekrardan çizgi konunu aldım. Geldim. Bakın değdirmiyorum. Uçları değdirmiyorum. Görüyor musunuz? Boşluklar var. Şurada. Ve ölçümlendirmeye devam ediyorum. Diyorum ki 40 ve diyorum ki 35. Şimdi size soruyorum. Escape'e bastım bıraktım komutumu. Şu boşluk ne kadardır? Doğal olarak 150 eksi 150 rakam eksi 100 aynı zamanda 40'ı da çıkartırsak 10 milim olduğunu buluruz. Tamam cepte. Aynı şekilde 100 milim 35 ve 60 yani 95 burası da 5 milim. Şimdi diyelim ki böyle bir tasarım yaptınız. Tabi bu kadar değil yani 10 milim 5 milim boşluklar değildi. Bazen çizimler yaparsınız. O çizimlerin kapanlığına eminsenizdir. Örnek veriyorum. Siz lütfen denemeyin buna. Gerek yok. Rastgele bir şey çizersiniz. Gelirsiniz burada kapanlığına eminsinizdir. Solidworks otomatik yakalıyor gerçi ama. Bu çok karmaşık bir geometride. Size bakın biraz küçülteyim. Bu kapalı gibi gözüküyor. Ama yaklaştığınız zaman arada aslında çok ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Peki. Diyelim ki böyle bir açıklığı görmediniz ve bir türlü katılım olmuyor. Soyut ölçüde sormak istiyorsunuz. Benim çizdiğim sketch yani iki boyutlu taslak doğru. Bunun için ne yapıyoruz? Tools, Sketch Tools, Sketch Entities değil. Bakın eğitimlerden çok burada sorun yaşıyoruz. Herkes gelir gelmez direkt Tools'a giriyor. Tools'dan ilk gördüğü Sketch kelimesine giriyor. Lütfen Sketch Tools ve Check Sketch for Feature. Yani yapacağım işlem için sketch'imi kontrol et. Basıyoruz. Karşımıza böyle bir diyalog kutusu geliyor. Diyor ki sketch'ini ne için kontrol edeceğiz? Bakın yüzey için kontrol et diyorum. Surface Extrude. Check. Hiçbir problem bulmadım. Sketch sıfır tane kapalı kontör, iki tane açık kontör içeriyor. Doğru mu? Doğru. Hiçbir problem yok. Bunlardan yüzey yapabilirim. Sıfır tane kapalı kontrol. Bunların hiçbiri kapalı değil. Şunu şimdi kapatıyorum. İki tane bir ve şöyle zincir şeklinde iki, iki tane açık kontrolüm var. Ama yüzey yapmak için hiçbir problem yok diyor. Doğru mu? Bakalım. Extrude Surface'e bastım. Bakın. Hiçbir sorun yok. Yüzey yapabiliyor. Peki. Komutu siliyoruz. Sketch'e geri dönelim. Medik bakalım. Surface yani yüzey için kontrol ettik. Bir sorun yok. Tools Sketch Tools Check Sketch for Feature Peki katılama yani Base Extrude için kontrol edersek ne olur? Bakın. Diyor ki Sketch'te sorun var. Sketch birden fazla açık kontrole sahip. Lütfen Sketch'i düzeltmeyi deneyin şimdi. OK'ye okay basarak. OK'ye okay basarakın 2008 yılında bakın böyle değildi. 2007'de ve 2008'de. 2009'la birlikte gelen güzel bir özelliği var. Okey dediğim zaman bana diyor ki açıklıkları sana göstereyim. İstediğin ölçünün altında kabul edebilirlikleri. Ben diyorum ki 7 milim unutmayın şuradaki boşluğum 10 buradaki boşluğum 5. 7 milim altında olan boşlukları bana bir gösterir misin? Yenile dedim. Bakın burada diyor bu açıklık 7 milimin altında. Görüyor musunuz? Diyorum ki 11 milimin altında olan açıklıkları gösterir misin? Görüyor musunuz? İki tane açıklığım var. Bakın bunlar burada ve büyüteç de büyütüyor. Siz görün diye. Buradan sonra yapmanız gereken tek şey gelip skeci onarmak. Yani bu açıklıkları tutup kapatmak. Getirdim. Pardon. Bakın şimdi doğal olarak ölçü özelliği var üzerinde. Skecimi taşıyabilirim. Zoom in, zoom out yapabilirim. Tekerleği çevirerek. Ve dilersem bu skeci birbirine bağlayabilir. Güncellediyorum. Bakın bir taneye düştü orayı bağladığım için. Burayı da bağladım. Güncelliyorum. Hiçbir sorun yok. Çünkü açıklarımı kapadım. Ve şimdi diyorum ki tuz. Sketch Tools Check Sketch for Feature Base Extrude Hiçbir Problem Yok No Problems Font Sketch Bir Kapalı Kontrol Sıfır Açık Kontrolü Sahiptir Hiçbir Problem Olmadığına Göre Kontrol Ediyoruz Extrude Yapabilir Miyim Gördüğünüz Gibi Extrude Yapabiliyorum Bu Eğitim Filminde öğrendiğim Şey Aslında Çok Çok işinize Yarayacak Çünkü e, Şurada Gördüğünüz Sketch Aslında çok da sorun olacak bir sketch değil. Yani e, bunlar bariz göreceğiniz şeyler ama öyle sketchler göreceksiniz ki DVG'den DXF'den geliyorsa özellikle çok fazla açık kontroller olabilir ve bir türlü yakalayamazsınız. Eğer böyle sketchlerde çözüme gidemiyorsanız, katılamıyorsa, işte yüzüğe çevirmiyorsa niye diye sormak yerine gelip Solidworks'ten Tools tekrardan son bir kez yerine bakalım. Sketch Tools Check Sketch for Feature özelliğiyle kontrol edip analiz edebilirsiniz. Ve hatta gördüğünüz gibi bir büyüteçle büyütüp düzenleme bile yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.